Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizin kekeme veya gelire endeksli devlet iç borçlanma senetleri gibi yan yollara sapmış para politikası araçlarını terk ederek sattığınız bu ürünlerle dövize müdahale edilemeyeceğini sana söyledim. Ferit'e söyledim, biz her hafta bunları yayınlıyoruz biliyorsun ama burada neye dikkat etmemiz lazım biliyor musun Ferit? Kullanılabilir uluslararası rezervler var ya geçen hafta farkındaysan 12. 2 milyar dolardı. Bunun bir kısmı altının değer artışı demiştim. Bu hafta ne olmuş biliyor musun? 10 milyar 350 milyon dolar. 10 milyar 350 milyon dolar. Bunun adına da ben biraz avami tabirle seyircilerimiz kusura bakmasınlar. Ha dediğimizde kullanacağımız döviz miktarı. 10 milyar 350 milyon dolar. Kardeşim benim farkındaysan 20-12 tarihinde. Döviz şeye kurlara müdahale etmek için rivayetler muhtelif ama 12 milyarla 20 milyar dolar arasında müdahalede bulunduğumuzu Haluk Bürümcekçi, Orgür Ses gibi isimler ortaya koydular. Ey zaten bizim ha dediğimizde kullanabileceğimiz miktar 10. 3 milyar dolara düşmüş. Bu parayla müdahale yapamazsınız. Bu yani bu parayla müdahale yapamazsınız. Ne demek biliyor musun? Merkez Bankası mutat ve rutin. Görevlerini bile yerine getiremez demek. 10 milyar 350 milyon dolar bizim ferit aylık 30 milyar dolar ithalatı olan bir ülkede Merkez Bankası'nın kullanılabilir net rezervleri 10 milyar 350 milyon dolarsa. Ne hazinenin Merkez Bankası'na ne kamu bankaların bu kurlara müdahale şansı yoktur. Şimdi herkes diyecek ki bana yahu 102. 74 milyar dolarlık bürüt rezervler varmış. Bu ne oluyor? Ferit o bürüt rezervler dediğimizin sadece döviz kısmı olan 61 milyar dolar. 41 milyar doları altın. Bunlar Merkez Bankası'nın değil, kimse yanlış anlamasın. O 61 milyar dolarlık döviz rezervlerinin içinde. 23. 5 milyar dolar hiçbir işe yaramayan, döviz sayılmayan ulusal paralardan Katar'dan bilmem. Birleşik Arap Emirliklerinden Kuzey, Güney Kore'den alınan. Ulusal paralar var. O 23 milyar doları da çıkın oradan. Bak 61'den 23,5 çıkın. 77. 7 milyar SDR dikte IMF'in tahsisatı var. O da orada gözüküyor yani ortada para yok, tahsisat var. IMF tahsis etmiş ki, çok bunu alırsanız sıkışırsanız sizin rezervlerine 10. 1 milyar dolarlık yardım edeceğim. Bilançoda gözüküyor. 61'i sayıyorum Ferit. Özetle söylüyorum, net rezervlerimiz 10. 3 milyar dolar. Kullanabileceğimiz, rezervlerimiz ise yani swaplar, borçlar, yükümlülükler çıktıktan sonra, rezervlerimiz ise bu hafta 53 milyar dolara çıktı. 53 milyar dolar. Merkez Bankası'nın toplam yükümlülükleri de o tabloda herkes görüyor. Ham olarak 155.7 milyar dolar. Merkez Bankası'nın toplam yükümlülükler. Şimdi bu durumda. Sizin kekeme veya gelire endeksli devlet iç borçlanma senetleri gibi yan yollara sapmış para politikası araçlarını terk ederek sattığınız bu ürünlerle dövize dövize müdahale edilemeyeceğinin. Sana söyledim, Ferit söyledim. Bunlara geri döneceğiz. Şu da önemli önemli bir soru. Çünkü çok soru geliyor. Peki ne oldu da şu anda dolar artıyor? Şimdi herkes bunu soruyor. Ben şöyle bir çıkmadı daha fare doğdu. Daha fare doğurdu. Bir daha fare doğurdu. Ben şimdi yorumla karışık bir soru sorayım, Rubi abi o cevaplasın. Değerli izleyiciler, çünkü beklenti şuydu. İnsanlar neden korumalı? Mevduattan çıkıp çıktıktan sonra yani Türk lirası falan dönsün. Herkes ne bekler? daha yüksek birinci süper bono beklentisi mesela. Enflasyona endeksli bir ürün dedi ya bak anne batı. Herkes onu. Bekliyordu. Şu anda yatırımcı da yani. Enflasyona endeksli. Enflasyon şu an kaç? 73,3, 73,3'ün üzerinde yani vatandaşın kar etmesi için. Kar etmesi için ne lazım? 80-90 %100 ya da %100 üstü bir faiz veren bir bono mevduat. Bunlar eğer çıksaydı, evet, doğru dolar düşerdi an itibariyle. Ama ya gerçi? Ya gerçekten benim de aklım almıyor? Bu bir psikolojik bir mesaj vermeye çalıştığı büyük ihtimalle bakanlık. Müdahale etmek için ama doğal doğurdu. Daha fare doğru. Bunu yutmadı piyasalar ve anlık tepki verdi. Büyük ihtimalle dövize talep yeniden artmış. Artmış olma ihtimali yüksek bu anlamda. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yüksek faiz oranlı bir mevduat bir bono vermediğin anda çünkü beklenti o bunların hepsi. Bunların hiçbirisi araç değil aslında. İyi değil ama anı kurtarmak için diyorum politika anlamında bunlar ürün olabilir ama bunlar para politikasının klasik araçları değil ve bunlar yan yollara sapma demek. Bunların hiçbir anlamı yok. Bunlar zaman kazanma, bunlar günü kurtarma ürünleri. Güne abiye o zaman şunu anlayabilir miyiz? Eğer böyle geliri endeksi falan filan deyip bir ürün çıkarttığınız göre hükümet ya aslında yani Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları açısından da biraz maalesef kötü bir durum ama. Robin abi galiba bizim barut bitti. Abim sana barutun bittiğini eğer buysa şu anda dövize spot 3'ü verir misin? Dolar zamanı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in dolar yorumu bütün umutları tüketti. Dolar 20'ye dayandı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında yeni bir video yayınladı. Selçuk Geçer'in dolar yorumu var olan umutları da tüketti. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında yayınladığı videolarla ve sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor. Selçuk Geçer'in ekonomiye dair yorumları, dolar, altın ve kripto paralara dair iddiaları gündemden düşmek bilmiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından önce Selçuk Geçer yeni bir video yayınlayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü ekonomist, doların 20 liraya ulaşacağını ve altının rekor kıracağını söyledi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, 17.80-95 aralığına kadar emin adımlarla ilerleyecek dolar. Sonra 18 seviyesi kırıldıktan sonra yavaş yavaş 20 TL'nin üzerine konuşmaya başlayacağız. Anormal koşullar devreye girerse zaten hem dolar hem euro hem sterlin hem gram altınla ilgili bambaşka şeyler konuşmaya başlarız ifadelerini kullandı. Selçuk Geçer şu ifadeleri kullandı. Türkiye'de durum bu şekilde ilerledikçe dolar yükselmeye devam edecek. Çünkü değişen bir şey yok. Hatalar, yanlışlar yaparak doğruyu bulamazsınız, nitekim bulamayacaksınız ve günün sonunda dolar yükselmeye devam edecek. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar 22 lira olacak dedi. Sosyal medya sağlandı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında yeni bir video yayınladı. Ünlü ekonomistin dolar tahmini sosyal medyayı salladı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, sosyal medya paylaşımları ve YouTube kanalında yayınladığı videolarla adından sıkça söz ettiriyor ünlü ekonomistin ekonomiye dair iddiaları, vatandaşların dikkatini çekiyor. Ünlü ekonomist, doların 22 lira olacağını söyleyip tarih verdi. Selçuk geçer, Ağustos'ta 22 civarına 1 dolar görürüz. Euro ise 22. Ama Eylül'den sonra daha soğuk havalar getirecek. Hem iklim hem finansal anlamda soğuk havalar gelecek. Türkiye gibi ülkelerde enflasyonu tetikleyecek durumlar olacak, ifadelerini kullandı. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında doların 22 lira olacağını ve hızla yükseleceğini vurgulayan geçer, dolar, aralıkta kontrolden çıkar. Allah sonumuzu hayır etsin. Vara politikaları ile devam ederlerse, bizde ne dolar yerinde durur ne de enflasyon yerinde durur. Her geçen gün daha da fakirleşiriz, diye konuştu. Doları olanlar dikkat